Arkadaşlar, bu bölümde ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinden bahsedeceğim. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ile kastettiğimiz bir önceki konuda indirgenmiş nakit akımı analizinde kullandığımız iskonto oranıdır. Yani şirketin serbest nakit akımlarının bugünkü değerini bulurken şirketin belli bir iskonto katsayısını kullandık. Orada %15,12 gibi %20, %30 neyse şirkete has bir katsayıdır bu. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti. İngilizcesi Weighted Average Cost of Capital. WACC diye yazılır veya AOCM Türkçesi ağırlıklı ortalama sermaye maliyetidir. Bu şirketler için kullanılan iskonto oranıdır. Evet, bunun hesaplanması arkadaşlar buradaki tabloda görüldüğü gibidir. Bunu biraz büyüttüğümüzde bakın. Öncelikle risksiz getiri oranını hesaplıyoruz. Risksiz getiri oranı nedir? Devletin gösterge faizidir. Yani devlet tahvillerin içerisindeki en çok işlem gören tahvildir. İşlem hacmi en yüksek olan tahvildir arkadaşlar. Türkiye'de şu an itibariyle 2 yıllık tahvil gösterge tahvil olarak kullanılmaktadır. Risksiz getiri oranı budur arkadaşlar. Bunu da hesaplarken şöyle göstereyim size. Mesela örneğin Bloomberg sitesine girdiğinizde bloomberght.com'a tabii siz bunu başka yerlerden de görebilirsiniz ama şu sağ üst köşede faiz %20,87 olarak görünüyor. Buraya bastığım zaman zaten bunun detayını da görebilirsiniz arkadaşlar. Şurada 20,81 bu an itibarilidir. Geçmişe dönüp de bakabilirsiniz. İşte mesela son yıllarda ne olmuş? Bakın %7'leri görmüş. Sonraki zamanlarda %26, %27'lere yakın seviyeleri de görmüş. Ama şu an itibariyle %20,87. Burada sizin değerleme yaptığınız tarihteki risksiz faiz oranını getirirsiniz. Bu devlet tahvil oranıdır. Şirketin beta katsayısı 0,74 çıkmış. Beta'nın ne olduğunu bahsedeceğim. Piyasa risk primi de genelde 5 puandır. Yani şirketin risksiz faiz oranını daha doğrusu piyasanın risksiz faiz oranına belli bir katsayı da üzerinden bir risk primi ekleyerek şirketin öz sermaye maliyetine ulaşmışız. Şimdi burada tabii ki şunu bilmek gerekiyor. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti nasıl hesaplanır? Daha önce formüllerde de bahsetmiş olabiliriz ama yine de tekrar edelim. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti şirketin iki temel kaynağı olan öz sermaye ve borçlanma maliyetlerinin ağırlıklandırılmış ortalamasını ifade eder. Yani şirket faaliyetlerini iki kaynakla yürütür. Öz sermaye ve borçla. Burada borçlanma ile kastettiğimiz finansal borçlanmadır. Ve bunların da bir maliyeti vardır. Mesela borçlanma maliyeti nedir? Borç alırken ödediğiniz faiz oranıdır arkadaşlar. Yani mesela banka size borç verirken mesela yıllık %18, %30 neyse ilgili döneme göre farklı rakamlarda borçlanma verebilir size. Bu borçlanma rakamının ne olduğunu biraz daha açıklayacağım ama genel anlamıyla budur borçlanma maliyeti. Öz sermaye maliyeti de arkadaşlar şöyledir. Siz sonuçta borçlanma maliyeti orada bankaya ödenen faiz oranıysa öz sermaye maliyeti de şirket ortaklarına ödenmesi gereken ya daha doğrusu şirket ortaklarının beklenen getirisidir. Şirket ortakları bundan nasıl bir rakam bekliyorlar gibi bir ifadedir. Ama tabii ki bu şirket ortaklarına bırakılmaz matematiksel bir hesaplanması vardır. Şimdi öz sermaye maliyeti cost of equity. Şu formülle, şu daha doğrusu şu sembolle gösteriliyor. Borçlanma maliyeti de bu sembolle gösteriliyor. Öz sermaye maliyeti şu formülle hesaplanır arkadaşlar. Risksiz faiz oranı artı beta çarpı risk primi. Risk primi Türkiye'de genelde 5 puandır. Evet, şuraya 5 puanı yazıyorsunuz. Beta şirketin kullandığı beta katsayısıdır. 0,74. Bir yandaki sayfada beta'nın ne olduğunu açıklayacağım. Risksiz faiz oranı da devletin borçlanma kağıdıdır. Burada devletin borçlanma kağıdı %13,20'ymiş değerleme yapıldığı tarihte. Artı beta çarpı risk free rate. Risk primi daha doğrusu. Risk primi 5 puan. Bunu 0,74 ile çarpıyoruz ve risksiz faiz oranını eklediğimizde bakın şuradaki formülde de gördüğünüz gibi 13,25 artı 0,74 çarpı %5. Topladığımda 16,91 şirketin öz sermaye maliyeti çıktı. Borçlanma maliyetinde arkadaşlar şöyle hesaplarız aslında burada %11 olarak yazmışız ama bu doğru bir rakam değil.
Borçlanma maliyeti de şirketin bankalara borçlanma maliyetidir. Şuradaki. Bundan vergiyi de düşeriz ve cost of debt'i buluruz. Yani borçlanma maliyetini bulmuş oluruz. Şimdi şirketin faiz oranı bilanço ve gelir tablosunu incelediğimizde mali tabloların detaylarına baktığımızda bu şirket borsaya açık bir firma. Bilanço dipnotlarına baktığımızda %11 olduğunu görüyoruz. Yani şirket bankaya %11 ile borçlanıyormuş o tarihte. Bundan şimdi şirket bankalara ödediği faizi vergiden düştüğü için buradan şuradaki rakamda gördüğünüz gibi faiz oranı çarpı 1 eksi vergi oranı. Vergi oranı o tarihte %20'ymiş. Yani 1 eksi %20 %80 eder. Yani şuradan %11'i 0,8 ile çarpmış oluyoruz. O da %8,8 çıkıyor. Bakın burada gördüğünüz gibi vergi oranı %20, %11'i çarpı 1 eksi %20. O da %8,8 oluyor. Cost of debt. Borçlanma maliyeti. Peki. Burada tabii ki borçlanma maliyeti %11. Fakat şirketin o tarihteki borçlanma maliyeti. Şimdi şirketin değerlemesini yaparken borçlanmaları eğer o anki borçlanma rakamlarına bakarsanız bu doğru bir hareket olmaz. Bu yüzden biz genelde arkadaşlar şirketlere bankalar borç verirken şuna dikkat ederler. Gösterge faizi artı belli bir prim üzerinden yaparlar. Mesela bugün gösterge faizi %15 ise sizin şirketiniz bankaya gidip %19'dan borçlanıyorsa bu demektir ki banka sizin şirketinize gösterge artı %4 ile borç veriyor. Mesela bunun örneklerini çok yaptık. Gösterge faizin %19 olduğu bir tarihte şirkete sorduk. Bankadan bugün borç istediğinizde banka nasıl bir şey verecek? Hemen telefondan aradı bankayı ve banka %23 dedi. Ve biz de gördük ki demek ki şirkete gösterge artı %4 üzerinden borç veriyor. Şimdi buradaki şirketin geçmişe dönük rakamlarına bakarsınız. İşte hangi tarihte borçlanmış TL bazında. O tarihte gösterge faiz neymiş? Ortalama bir rakam bulursunuz. Biz bunu genelde gösterge artı belli bir rakam deriz. O yüzden ben bu rakamı eşittir diyorum. Gösterge faiz artı bu şirketin borçlanma maliyeti gösterge artı %4 olduğunu ben rakamlarına bakarak tespit ettim. Gösterge artı %4 diyorum. Yani şimdi bu şirket bankadan borç isterse %17,20'den bugün itibariyle borçlanır. Eğer gösterge faiz şu ise. Bundan vergi oranında düştüğümde cost of debt %13,8 çıktı arkadaşlar. Cost of equity yani öz sermaye maliyeti %16,91. Borçlanma maliyeti %13,8. Peki bu ikisinin ağırlıklı ortalamasını hesapladığımızda şimdi şirketin bunun ağırlıklı ortalaması nasıl hesaplanır? Şirketin toplam finansal borcuna bakılır. Toplam öz sermayesine de bakılır. İkisinin toplam 1 milyar 800 milyon. Tamam. Burada borcun oranı ne kadar? Şunu yani 299 milyon lirayı bir toplam öz sermaye artı borca böldüğümde şunu F4 ile sabitleyeyim. %15 yaklaşık %15,9 finansal borç ve %84,10 öz sermaye ile çalışıyormuş. Şirketin gelecekte de bu şekilde çalışacağını varsayıyorum ve bunların ağırlıklı ortalamasını alıyorum. Yani finansal borç %13,8'i %15 ile ağırlıklandırıyorum. 16,91'i de %84 ile ağırlıklandırırım da şuradaki formülde gördüğünüz gibi. Bunların ağırlıklı ortalamasını alıyorum. Tabii siz bu formülü farklı şekilde de yapabilirsiniz. Burada ben sadece şöyle bir katsayı bulmuşum. İşte borcun ağırlığı %15,9 demişim. Tamam. %15,9 ile 13,8'i çarpıyorum. Artı 16,91 ile işte kalan kısmı yani 84,10'u çarpmışım ve 16,41 ile ağırlıklandırılmışım. Şimdi bu şirketin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetidir ve şirketin gelecekte de bu oranlarla devam edeceğini varsaydığım için şirketin geleceğe dönük iskonto katsayısını bu şekilde hesapladım. Tamam. Betası, şuradaki beta nasıl hesaplanıyor? Arkadaşlar bu betayı birazdan şu yan sayfadan bahsedeceğim ama beta genelde hesaplamanıza gerek kalmaz. Google'a veya işte herhangi bir mesela hangi programı kullanıyorsa işte Matrix olabilir, Forex olabilir veya işte Bloomberg olabilir. Şirketlerin verilerini aldığınız program size bunu otomatikman verir veya internetten işte filanca firmanın betası nedir diye yazdığınızda zaten verir. Halka açıksa.
Halka açık değilse farklı yöntemler kullanacağız arkadaşlar ama beta'nın nasıl hesaplandığını şu yandaki sayfada görebilirsiniz arkadaşlar. Beta şudur arkadaşlar. Bir hisse senedinin ana endeksle kıyaslandığında ana endekse göre nasıl bir ilişkisinin olduğunu gösteren bir katsayıdır. Buradaki örnekte mesela ana endeksimiz borsa 100 endeksi olsun varsayıyorum. Ana endeksim işte bugün %1 düştü. İkinci gün, sonraki gün %2,02 arttı. Sonra bu kadar düştü, bu kadar arttı vesaire. Bu 1 puan düşerken bu ne yaptı? Bu 2 puan artarken bu ne yaptı? Bu kadar düşerken bu ne yaptı vesaire. Aradaki ilişkiyi gösteren bir sistemdir. Şimdi günlük değişimleri ana endeks mesela borsa 100 endeksi ile kıyaslıyoruz. Borsa 100 endeksi şu kadar değişirken ben bu değişimleri x ekseni boyunca yazdım. Bunun karşısında bizim şirketimizin değişimini de y endeksi boyunca yazdım ve şöyle noktalar oluştu. Mesela bu nokta ne diyor? Bunun üzerine geldiğimde işte benim ana endeksim %4,17 arttığında o gün aynı tarihte benim şirketim de 6,12 artmış. Peki şuradaki örneğe bakalım. Şu noktaya bakalım. Bu noktada da ana endeks %2,02 yükselirken benim şirketim 3,96 yükselmiş. Tamam. Bütün bu noktaları yan yana koyduğumuzda ortasına bir trend çizgisi çiziyoruz. Evet. Bu trend çizgisinin eğimi bize beta katsayısını verir. Buradaki gibi arkadaşlar. Eşittir eğim diyorum. Eğimimiz şu bilinen y'leri yaz diyor. Bilinen y'ler benim şirketimin değişimleri, günlük değişimleri sakın fiyatlarını almayın. Günlük yüzdelik değişimlerini alın. Sonra öbür tarafa da bilinen x'ler yani ana endeksin yani BIST 100 endeksinin günübirlik değişimlerini alırsınız arkadaşlar. Şöyle şunları bir silelim bakalım. Random siliyorum. Hepsini siliyorum arkadaşlar. Nasıl hesaplandığını göstereyim. Eşittir diyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü rakam bölü dünkü rakam eksi 1 ve bunu yüzde olarak gösteriyorsunuz. Sonra aynı şekilde diğer günlerin de değişimlerini koyuyorsunuz. Şunu biçimlendirmeden doldur diyorum ve her günün değişimlerini yüzde olarak gösteriyorum. Aynı şekilde arkadaşlar benim şirketimin de günlük değişimlerini hesaplıyorum ve bunu aşağı doğru çekiyorum. Grafiği koymanız gerek yok. Ben sadece görünmesi açısından bunu yaptım. Bunu yaptıktan sonra bunun eğimini Excel'de şöyle hesaplıyorsun. Eşittir eğim yazıyorsunuz parantez açıp. Bilinen y'ler. Bilinen y'ler nedir? Benim şirketimin günlük değişimleri. Noktalı virgül. Bilinen x'ler nedir? Ana trendin günlük değişimleridir. Parantezi kapatıp Enter'a bastığımda 1,0718. Peki. Demek ki tabi bu arada bu rakamlar random oluştuğu için daha doğrusu şunlar şuradaki eğim de değişecektir. Mesela ben F9'a bastığımda şu rakam değişecektir. Ben onu rastgele atadım oraya. Şimdi arkadaşlar şu anda 1,1843 çıktı bu rakam. Bu ne demektir arkadaşlar? Bu şu anlama gelir. Borsa %1 yükseldiğinde benim şirketimde genelde %1,18 gibi bir seviyede yükseliyor. Peki borsa 1 düştüğünde benim şirketim de 1,18 düşüyor genelde. Böyle bir anlamı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu beta katsayısını alıp doğrudan şuraya yerleştiriyoruz. Mesela bu şirketin betası 0,74 çıkmış. Bu ne demek? Borsa 1 puan yükseldiğinde bu da 0,74 yükseliyor genelde. Ortalaması gibi düşünün ama bunu lineer ortalama olarak almayın. O yüzden genelde tabirini kullanıyorum. Benim şirketim, daha doğrusu borsa 1 puan düştüğünde benim şirketim 0,74 düşüyor. Bunun 1 olması genelde borsayla aynı şekilde hareket ettiğim anlamına gelir. Birinin altında olması borsadan daha az riskli olduğumu gösterir. Birinin üstünde olması borsadan daha yüksek riske sahip olduğumu gösterir. Günümüz itibariyle mesela bazı örnekler verirsek. Mesela bankaların beta katsayısı ortalama 1,20'lerin üstünde oluyor bugünlerde. Bu ne demek? Ekonomide bir sarsıntı olduğu zaman bankalar daha çok etkileniyor. Ekonomide iyileşme olduğu zaman bankalar daha çok iyileşiyor, daha çok kazanıyor gibi bir anlamda geliyor. Peki, mesela gıda firmalarının
Ortalama betası 0.70'lerde veya 0.60'lara da düşebiliyor. Bu ne demektir? Borsa bir düştüğünde onlar daha az düşüyor. Borsa bir çıktığında onlar daha az çıkıyor. Yani borsadan yine daha az riskli. Neden böyledir? Çünkü gıda temel ihtiyaçtır. Ekonomi sarsılsa da insanlar gıda tüketmek zorundadır. Bu yüzden gıda firmalarının ortalama betası daha düşük çıkıyor. Sigorta firmalarınki ise çok çok daha düşük. %0 nokta daha doğrusu betaları 0.30'a yakın bir rakam çıkıyor. Bazı firmaların betası 0 da çıkabilir. Bazılarınki negatif de çıkabilir. Bu ne demek? Borsa bir yükseldiğinde o bir düşüyor. Borsa bir düştüğünde o bir yükseliyor gibi bir anlam çıkar. Beta katsayısı o ilgili sektörle, ilgili şirketle ilgili birçok şeyi verir. Birçok yorum yapmanızı sağlar arkadaşlar. Evet, beta'nın mantığı budur. Beta katsayısı önemlidir şirketler için. Borsaya karşı veya ana trende karşı, ana endekse karşı nasıl bir hareket izlediğinin genel göstergesidir. Daha önce de dediğim gibi arkadaşlar betayı tek tek hesaplamamıza gerek yok. Betayı herhangi bir web sitesi üzerinden de bulabilirsiniz veya programınız bunu verir. Evet arkadaşlar beta katsayısı bu şekilde hesaplanıyor. Ağırlıklı ortalama sermaye mantığı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik birazdan tekrar indirgenmiş nakit akım analizlerini formülize etmeye devam edeceğiz.